Önceki videoyu izleyenler hocam at eşek bize öğreteceğim dedin ama öğretmedin. Nerede bunlar diyebilir. Bu videonun devamı ikinci taşıtlar videosu. Bir 11 tane daha kelime öğreteceğiz. Bu videoda at eşeği de öğreteceğim inşallah. Başlayalım hemen. Underground ilk kelimemiz. Underground. Şimdi under ne demekti? Under. Şu. Bunu bilmeniz lazım. Under normalde bir şeyin altında demekti, değil mi? Altında. Burada da peki ground ne demek biliyor musunuz? Ground. Ground da yer demek. Bildiğimiz yer, zemin. Tamam. Yani zeminin altı, yerin altı olmuş oluyor underground. Underground zaten ne? Yer altı demek. Hani iki kelimenin anlamını bildiğiniz zaman alt ve yer, zemin şey anlamı da çıkıyor. Tamam. Bunun ne için underground taşıtlarla ne alakası var diyebilirsiniz. Özellikle metrodur vesairedir. O tip yerlerde diyelim ki tam telefonla konuşuyorsunuz. Şimdi yer altına iniyorum. Telefon kapanacak. İşte metroya bineceğim falan böyle şeyler nasıl söyleyeceksiniz? Böyle şeylerle söyleyeceksiniz. Ayrıca farklı yerlerde kullanabilirsiniz underground. Şimdi subway. Yer altına indiniz. Yer altında ne var? Metro var değil mi? Taşıt olarak. Başka ne var bilmiyorum da ben taşıtlardan bahsediyorum. Metro var. Metro, subway. Tamam? Subway. Bu İngiltere'de özellikle farklı kelimeyle de söyleniyor olması lazım ama ona ihtiyacınız yok. Dünyadaki İngilizcenin %99'u Amerikan İngilizcesiyle konuşuluyor. Hiç İngiliz aksanıyla vesairesiyle uğraşmanıza özellikle onun hoşunuza gitmiyorsa gerek yok. Tamam? Amerikan versiyonunu öğrenseniz yeterli. Subway, metro. Devam edelim. Veya bununla ilgili bir tane cümle yapın hadi. Diyin ki metroyu çok seviyorum veya metroları çok seviyorum çünkü çok hızlılar. Veya çünkü trafik olmuyor diyebilirsiniz. Tamam. Metroları çok seviyorum çünkü çok hızlılar veya metroları seviyorum çünkü trafik olmuyor. İkisini, iki alternatif ikisini de yapabilirsiniz veya sadece birini yapabilirsiniz. Videoyu durdurun yapın. Cevap veriyorum. I love veya I like dediyseniz o da olur bu arada. I love metros. Metros olma pardon. I love subways. I love subways. Because they are very fast. I love subways because they are very fast. Bu metroları çok seviyorum. Çünkü çok hızlılar demek. Metroları çok seviyorum çünkü trafik yok o da. I love subways. Dediğim gibi like de olur. I love subways because there is no traffic. Tamam. There are neydi? Bir şeyin var olmasını söylemek için there is, there are kullanıyorduk. I love subways because there is no traffic. Tamam. Neden there is kullandım? Çünkü trafikler diye bir şey yok. Trafik. Trafiğin çoğulu yok. O yüzden there is kullanıyorum direkt. Devam edelim. Tram. Şimdi bu taşıtların güzel özelliği bu. Bize bir sürü kelime zaten İngilizceden, Fransızcadan falan geçmiş. O yüzden çoğu şey benziyor. Çoğu taşıt ismi, kelimesi öyle söyleyelim. Mesela tram ne olabilir? Bizdeki bir şeyin ilk başı aslında tram. Tram vay değil mi? Tramvay. Okunuşuna dikkat edin yalnız. Tram diye okumuyorsunuz İngilizce'de. Ne diye okuyacaktınız? Söyleyin bir dışınızdan. Tram. Tram. Tamam. Tram, tramvay. Yani ne aslında? Bizdeki şeyin ilk 4 harfi sadece okunuşu değişiyor biraz. Bu yine direkt bileceğiniz bir şey. Ne olabilir? Vagon, değil mi? Vagon. Okunuşuna dikkat edin yalnız. Bakın dinleyin. Wagon. Bir daha dinleyin. Wagon. Tamam. Wagon. Şey değil yani. Bunu vagon falan böyle acayip şekilde. Wagon. Wagon. Tamam. Wagon da değil bu arada. Oraya kayabilirsiniz. Bu İngilizce'nin okunuşu biraz acayip maalesef değişiyor. Wagon da değil. Wagon. Wagon. Tamam. Devam edelim. Van. Bunu önceki sete de koymuşum. Buraya da koymuşum yanlışlıkla. Bu bir önceki videoda da vardı. O yüzden atlıyorum bunu. Buradan kaldırırım sonra. Van pickup truck kamyonetti. Tractor. Traktör ne olabilir? Bayağı zor gibi değil mi? Traktör. Yine dediğim gibi bakın burada kelimeyi bilirsiniz ama düşebileceğiniz tuzak şu. Okunuşunu unutursanız veya yazılışını unutursanız
Gördüğünüzde anlarsınız her türlü. Şunu gördüğünüzde anlarsınız ne olduğunu. Ama siz kullanırken, sizin kullanmanız gerektiğinde aklınıza gelmeyebilir veya aklınıza gelir doğru söyleyemeyebilirsiniz. Problem yaşarsınız. O yüzden doğru okunuşunu da yazılışını da öğrenin. Tamam? Tractor. Tractor. Nasıl yazıyoruz? Şöyle şurasını C ile yazıyoruz. Bu şekilde. Devam edelim. Sports car. Yine çok kolay bir kelime. Sports, spor demek. Tamam, bu da biraz karıştırılabilen bir şey bu arada. Sport, spor demek değil. Sports, spor demek. Tamam. Sports car ne oluyor? Spor araba. Bu resmi de koydum ama bilmiyorum hangi marka diye. Bu ne oluyor? Aston Martin, Lamborghini mi oluyor? Lamborghini'ye benziyor. Devam edelim. Convertible. Convertible. Bu şey demek. Bunu bilmediğiniz pek zannetmiyorum bildiğinizi. Convertible üstü açılıp kapanabilen araba demek. Tamam? Üstü açılır araba diye buraya yazmışım. Ama bu şey değil yani. Üstü açık araba değil sadece. Üstü açılabilen ve kapanabilen araba. Tamam? Convertible. Tamam. Okunuşuna dikkat edin. Okunuş da hafiften zor. Şey düşünün yani. Convert. Şurayı convert. Bu çünkü tek başına farklı bir kelime aslında. Bir şeyi başka bir şeye çevirmek convert anlamına geliyor. Convert. Şurayı da able. Convertible. Convertible. Tamam. Ne oldu? Tamam. Ferry. Ferry ne demek sizce? Zannetmiyorum bunu da yakaladınız ama yakalarsanız bunu helal olsun. Zor biraz bu. Ferry, ferry boat, vapur. Tamam. Yani bunlara ferry diyoruz. Yani atıyorum bir vapura binerken ship'e ship demezsiniz. Biniyorum işte veya boat da demezsiniz. Ferry dersiniz. Tamam. Vapura biniyorum derken ferry diyorsunuz. Rollerblades. Bunu da koydum. Çok da gerek yok aslında. Çok herkesin kullanacağı bir kelime değil. Paten. Tamam. Paten seviyorsanız, paten kelimesini ben normalde kullanırım diyorsanız bunun üstünde çalışabilirsiniz. Yoksa çalışabilirsiniz. Yoksa çok gerek yok aşırı üstünde durmanıza. Kullanmayacaksınız. Tamam. Rollerblades, paten. Roll, dönmek demek. Yuvarlanmak, dönmek anlamı var. Burada da şu tekerleklerinden geliyor ismi. İngilizce'de. Benim anladığım. Devam edelim. Horse. Güzel yere geldik. Bir de bu kelimeden sonra size bu horse at demek. Sonra size bir eşeği öğreteceğim. Bir de şeyi öğreteceğim hemen video bitmeden. Şimdi taşıt isimlerini öğrendiniz ama diyelim arabaya binmek, arabadan inmek, otobüse binmek, otobüsten inmek, ata binmekten biraz bahsettim. Ata binmek, attan inmek vesaire. Yani bu taşıtlara binmek ve inmeyi cümlede nasıl kullanırsanız onu söyleyeceğim şimdi, tamam? Horse at demek. Bunu biliyor olabilirsiniz. Cidden güzel hayvanlar ya. Atlar. Yani. Horse at. Eşeği söyleyeyim. Eşek donkey. Tamam mı? Donkey. Donkey diye yazılıyor. D-O-N-K-E ya. Donkey. Donkey diye okunuyor. Ve eşek demek. Tabii İngilizce'de eşe ol eşek gibi bir kavram ben duymadım. Öyle bir öyle bir şey kullanmıyorlar. Şu an aklıma geldi. Tamam. Şey nasıl söylenir onları öğreteyim size. Arabaya binmek, arabadan inmek vesaire. Arabaya binmek. Get in the car. Tamam. Get in the car. Birine mesela işte atıyorum siz kullanacaksınız arabayı. Biri arabaya binecek. Ona come on get in the car. Hadi arabaya bin demiş olursunuz mesela. Tamam. Arabadan inmek de get out of the car. In içeri demek zaten. İçi bir şeyin. Out dışı. Get in the car. Arabaya bin. Get out of the car. Arabadan in. Tamam. Şeyde biraz değişiyor yalnız. Otobüste ve tobul taşıtlarda öyle söyleyeyim. Genel olarak değişiyor. Top taşıtlarda get in demiyoruz da get on diyoruz. Mesela get on the bus. Otobüse binmek derken get on the bus. İnmek derken get off the bus. Tamam. On ve off kullanıyoruz. On ve off. Get on the bus. Get off the bus. Bu biraz ayrıntı tabii. Yanlışlıkla get in the bus falan deseniz karşınızdaki anlar. Problem olmaz ama doğrusu o değil. Doğrusu otobüs top taşıma şeylerinde get on ve get off. Özel arabalarda diyeyim size get in ve get out. Tamam. İşte ot, ne ot, at, eşek, bisiklet, motosiklet vesaire. Bunlarda da ride kullanıyoruz.
Ride binmek hatırlarsanız. Ata binmek, motosiklete binmek, bisiklete binmek, eşeğe binmek bineceksiniz. Bunlar o şekilde. Şimdi son bir, bu 6. gün videosuydu. Son bir video kaldı. Sonra güzel quizleriniz sizi bekliyor. Çok sevdiğinizi biliyorum bu quizleri. Şimdi seviyorsanız gerçekten hoş bir durum. Güzel bence aslında onlar. Ama sevmiyorsanız da yapacak bir şey yok. Çözeceksiniz. Bakalım anladınız mı, öğrendiniz mi? Sonraki videoda görüşüyoruz. Son videonuz, sonra teste geçeceğiz. Hadi bakalım.